mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ve ba'd Değerli kardeşlerimiz Bu haftaki dersimizde İnşallah yine Zekat bahsinden geçen hafta kaldığımız yerden Devam edeceğiz Geçen haftaki dersimizde son olarak Bir kişinin Zekat hayvanı olarak Sayma hayvanı olarak Sadece yavru sürüleri kalsa bu yavrulardan zekat verilir mi, verilmez mi bu konudan bahsettik. Bu haftaki dersimizde de inşallah genel olarak en temelde e, konumuzun en merkezinde şu konudan bahsedeceğiz. Zekatta kıymet. Tabi esasen bu e, yani fıkıh kitaplarına baktığımız zaman da bu konu Hanifi mezhebinde mali ibadetlerin neredeyse tamamında şayet malı tasattuktan başka bir maksut yok ise o ibadette. Bu kayıt önemlidir. Çünkü kurbanda, kurban ibadetinde, ibadetin mali ibadette o hayvanı satın alınmasının ötesinde o ibadette maksut olarak ne oluyor? İraka idem oluyor. İraka idem olduğundan dolayı o ibadetin olmazsa olmazı iraka idemdir. Bunların dışındaki normal asli itibariyle mali sorumluluklarda Hanefi mezhebine göre maksut bu ibadetlerden maksud o malı fakir fukaraya ulaştırmaktır. Bu yemin kefaretinde de böyledir. Kefaretlerde de böyledir. Nezirlerde de böyledir. Zekatta da böyledir. Fıtırda da böyledir. Öşürde de böyledir. Haraçta da böyledir Hanefi mezhebine göre. Yani siz herhangi bir şekilde bir maldan dolayı üzerinize zekat farz olduğu zaman da söz gelimi diyelim kadının elinde takıları olsa bilezikleri olsa o bilezikleri altın diye zekat altın olarak vermek zorunda değildir. Altını TL olarak verebilir. Elinde para dolar diye dolar üzerinden vermek zorunda değildir. Ya da ticaretle uğraşan insanın işi diyelim inşaat sektöründe nalburculuk yapıyor. İnşaat malzemeleri satıyor. Ee, i̇nşaat malzemeleri üzerinden zekatı 40'ta 1 vermek zorunda değildir. Müteahhitlik yapan kişi dairelerinin üzerinden zekatı vermek zorunda değildir. E veya hayvancılık yapan kişi sayma üzerinden de olsa ticaret malı da olsa sayma hayvanlarda belli bir takım nisaplar zikrettik. Örneğin 25 devede bir tane bintemekaz dedik, 36 bintiyle bunu denildi, 40 koyunda bir koyun denildi, 30 sığırda bir sığır denildi bir tane sığır vermek zorunda değildir bu yönüyle. Çünkü ibadetten maksut olan nedir? O fakirin ihtiyacını gidermektir. Allah Teala fakire rızkını kefil olduğunu ifade etti ve ona rızkını ulaştıracağını taahhüt etti. Ben de malik olarak, mükellef olarak benim sorumluluğum, Mevla'nın bana vacip kılmış olduğu bu ibadeti Mevla'nın emretmiş olduğu o masrife ulaştırmakla yükümlüyüm. İbadetten maksut olan budur, başkası değildir. Bundan dolayı sorumluluğum mali ibadetlerin tamamında nedir? Eğer o ibadetten yine diyorum başka bir maksut olan bir şey yoksa, ubudiyet manası söz konusu değil ise mali değeri olan bir eşyayı Fakire ulaştırmaktır, başkası değildir. O zaman mali değer olarak zimmetime biner borç. Yani koyunum var diye illa bir koyun vermek zorunda değilim. Sığırım var diye illa 30 sığırda bir tane e, sığır vermek zorunda, inek vermek zorunda değilim. Devem var diye, devem vacip oldu diye, bintin makaz vacip oldu diye veya bir bintile bun olan deve vacip oldu diye illa bintile bun vermek zorunda değilim. Ne vermek zorundayım? Bintile bunun kıymetini vermek zorundayım. Asıl olan nedir? O rakamda o değerde vasat olan bir bintirle bunun değeridir. 40 koyunda bir koyun ise o 40 tane koyundan bir tane koyunun vasat olan, orta halli olan yani ne kaliteli ne ne çok iyi, çok sürünün en güzel olan hayvanının kıymeti ne de sürünün en zayıf olan kıymeti değil vasat. Ya orta halli bir sürüdeki kıyus, koyun kaç lira diyelim? İyisi 2000 lira, kötüsü 1000 lira. 1500 lira da ortal. O zaman 1500 lira değerinde ya koyun veya bunun kıymetini vermekle yükümlüyüm. Onun için konumuz bugün şu olacak. Zekatta kişi kıymet verebilir mi? Veya bugün bunu kıymet üzerinden şey yaptığımız zaman kıymeti sadece şöyle düşünmeyelim. Kıymet en temelde şu demektir. Nisabın cinsi dışında başka bir şeyle verilebilir mi? Veya ibadetin vacip olmuş olduğu fıtır sadakasını okuyacağız biz ileride. Fıtır sadakasında buğdaydan yarım saat diyoruz. E peki biz bugün bir fakire tutsak da yarım saat dediğimiz 1.6 kilo bir buğdayı fakire verecek olsak biz fakirin ne kadar ihtiyacını gidermiş olacağız. Bu yönüyle makastu şeriaya da baktığımız zaman da en temelde fıtır sadakasının, zekatın, öşrün bunların mantığını fakirin ihtiyacını, derdini, darını gidermek. O zaman benim sorumluluğum bu yönüyle nedir? Belli bir aynı, belli bir şeyi fakir ulaştırmak değil sorumluluğum nedir? Fakirin o ihtiyacını giderecek olan şeyi vermek. O ihtiyaç bazen para olur. O ihtiyaç bazen buğday olur. O ihtiyaç bazen hurma olur. Olmuyorsa o ihtiyaç bazen battaniye olabilir. Kitap olabilir. Bundan dolayı Hanefi mezhebine göre zekatta nisap cinsi üzerinden onu vermek şart değildir mali ibadetlerde. Veya fıtırla sabah akşam yedirmelerde diyelim bir buğday zikredildi, un zikredildi, bir şeyler zikredildi, üzü kuru üzüm zikredildi. Bunlardan vermek zorunda değilimdir. Sorumlu olmayacaktır. Düşmüş olduğum şey nedir? Onun kıymeti. O kıymette ben mali değeri olan bir şeyi fakir ulaştırdığım zaman ne olur? Zekatım düşmüş olur. Şimdi konumuz bugün bu konuyla alakalı. Burada bir de tabii şununla alakalı şey yapmış olalım. Bakın fıkıh kitapları esasen birbirinden farklı bağımsız olan onlarca, yüzlerce, binlerce çarktan oluşan bir sistemdir. Yani siz... ...fıkıh kitaplarıyla iştigal ederken... ...ki bugün akademideki en büyük problem budur... ...fıkıh kitaplarının sadece alışveriş bahsine vukufiyet sağlamanızla... ...veya test konunuz sadece alışveriş babından riba veya aldatmaya veya tartışmaya getirecek akit modelleri diyelim söz gelimi... ...bu konuya vukufiyet sağladığınız zaman da siz... ...şayet fıkhın diğer bablarına dair bir donanım sahibi değilseniz... ...arkadaşlar orada fıkıh yürümez. Çünkü... Sizin talip olduğunuz iş ya yerine kaim olacağınızı iddia ettiğiniz meslek Ebu Hanifeler'in mesleği İmam Muhammedlerin, İmam Ebu Yusufların mesleği. Bu yönüyle bu şahısların muradını, bu şahısların usulünü anladığımızı iddia ediyoruz biz. Yani fıkıhta herhangi bir kanaat bildirdiğimiz zaman da biz Ebu Hanife'nin kuralı burada şu şekilde neticelenir iddiasında bulunuyoruz. Peki Ebu Hanife'yi sen sadece alışveriş bahsindeki o dar kalıp olan o sadece o konudan anlayamazsın. Bazı kere alışveriş bahsindeki konu nikah bahsinden anlaşılır. Bazen zekat bahsindeki konu ta nezir babından anlaşılır. Hac babından anlaşılır. Ne bileyim oruçtaki fidyeden anlaşılır. Onun için e, fıkıh kitaplarında sadece belli bir bablar üzerinde donanım sağlamakla veya sadece o bablara e, hususi olarak bir takım malumat sahibi olmakla fıkıhçı olunmaz. Fıkıh alanında donanım sahibi de olunmaz. Bundan dolayı medrese usulü olmaksızın yani fıkıh metinlerine çok ciddi bir mesai ve vakit sarf etmeksizin efendim ihtiyar bahsini, ihtiyarın alışveriş bahsini ve ne bileyim ibadat namaz bahsini okuduk. Tamam fıkıh metinlerinin üslubüne dair biz bilgi sahibi olduk. Olmaz. Fıkıh metinlerinin bablarının tamamına dair 3 aşağı 5 yukarı herkesin kendi kabiliyetince veya kesbince bir donanım sahibi olmak zorundadır. Siz sadece fıkıh kitaplarının oruç babından, zekat babında çalıştın ötesini bilmiyorsun. Alışveriş babında çalıştın ötesine dair en ufak bir şekilde fikir yürütemiyorsun. Ebu Hanife'nin usulüne dair hiçbir şekilde bir şey kestiremiyorsun. Böyle fıkıh olmaz. Böyle fıkıh da ne olmaz? İşlemez. Bu yönüyle kıymetli kardeşlerimiz size şunu kesinlikle tavsiye ederim. Şer'i ilimler Selefin adım atmış olduğu şekliyle ve sıralamayla yapılmalıdır. Şer'i ilimlere aksi halde yukarıdan inme yani adım adım, ilmek ilmek, yavaş yavaş bu şekilde gelişmeyle değil de yukarıdan inme. Türkçe metinlerden genel alışveriş bahisleri, genel metinler, genel kurallar öğrenilip de yukarıdan inme şekliyle metin okunulacak olursa orada siz ya sizi yetiştiren hocanın kanaatini okuyorsunuzdur ya da kendi kanaatinizi okuyorsunuzdur. Bu da selefin ne dediğinizi kavrayamazsınız. Selef ne dedi? Selefin usulü ne? Bu kestirmez. Onun için fıkıh kitaplarımızda bakın hiç alakası olmayan konu başka bir babı açar. Mesela en basit şöyle söyleyelim. Alışverişte Hanefi mezhebine göre tazmin hususuna vesaire yerlerde şarap ile hınzırın domuzun farkı zikredilir. Şarap ile domuzun farkı bir mehir babında nikah babında anlatılır. Bakın orada hususiyetle uzun uzun anlatılır. İkinci olarak haraç babında anlatılır. Alışveriş babında bir Müslüman açısından gayrimüslimin şarabı ile gayrimüslimin domuzu arasındaki fark nedir? Yani birini telef ettiğim zaman tazmin var öbüründe tazmin yok. Bu zikredilmez fazla ayrıntılı. Nerede zikredilir nikahta? Nikahtaki hükmüyle, e, Z, haraçtaki hükmünden dolayı bizim genel bir bakış açımız zaten yerleşmiştir. O yerleşmiş olan bakış açısıyla alışverişe okuduğun zaman o zaman anlarsın. Ama sen nikahla zekattan bir haber olup alışveriş bahsinde kısaca zikredilen o konuyu okuduğun zaman olmaz. Bundan dolayı az önce dedik ya hiç alakası olmadığı zannedilen bir e, bölüm veya bir bapta bir konuda anlatılan o konu sizin okuduğunuz ve anlamaya ihtiyaç duyduğunuz yeri daha güzel anlamanızı sağlar ve sizin anlayışınıza bir daha geniş bir perspektiften bakmanızı sağlar. Onun için fıkıh kitaplarında arkadaşlar ya bu konu çok okunması gereken bir konu değil şeklinde bir konu yoktur. Fıkıh kitaplarında gerçekten fıkıhla alakalı bir donanım sahibi olmak istiyorsak fıkhın başından sonra A'dan Z'ye kadar bir araştırma bir tetekku yapmamız gerekiyor. Yani bu işe bundan dolayı çok acele etmemek gerekiyor arkadaşlar. Yani bakmayın tabi bu konular hakkında konuşanlar biz evet siz de deseniz e, tabii ki bizim de bu yönüyle donanım veya birebir bu eserler üzerinde e, bütünüyle söz sahibi olma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Ancak en azından şu anki mevcut vakalar üzerinden duruma biz baktığımız zaman durum çok daha vahim gözükmektedir. Bu yönüyle sadece sözün özü şurayı söylemiş olalım. Fıkıh metinlerinde önemsiz bir bab yoktur. Fıkıh metinlerinde önemsiz gördüğümüz bir konu yoktur. O konu bize başka yerlerde ne yapacaktır arkadaşlar? Mutlaka daha iyi anlamamızı veya daha kolay anlamamızı sağlayacaktır. Şimdi buradaki konu da böyle. Hanefi mezhebine göre mali ibadetlerde kıymet. Bu konu birçok babla alakalı. Sadece bir babla alakalı değil. Bunu biz oruçta da yapacağız. Fıtırda da yapacağız. Nezirde de yapacağız. Her yerde yapacağız. Diyeceğiz ki mali ibadetler asıl olan kıymettir kıymet olduğundan dolayı o malın aynını vermeniz gerekmez. Koyun mu zikredildi? Koyunun kendisini vermeniz şart değildir. Ne yapabilirsiniz? Koyunun kıymetinde başka bir şey de verebilirsiniz. Asıl konumuz buydu. Şimdi bunun buna göre okumuş olalım. İlk ilk olarak müsnif hazretleri kıymet zekatta kıymet verme meselesi değil de onunla alakalı başka bir konudan bahsedecek sonra asıl konumuza gelecek. Vemen ve cebalehi sinnun. bir kişi üzerine ee, olgunlaşmış olan bir hayvan vacip olsa. Mesela örneğin ne gibi? Devede diyelim. E, olgunlaşmış olan hayvan e 5 yaşındaki devedir. Cezadır. Felem tücet ve adamın sürüsünde de cezası olmasa. Yani 4 yaşında hayvanı var. 3 yaşında bintile bunu var. 2 yaşında bintimehaz denilen devesi var ama 5 yaşındaki yok. E bu adamada e 60'ta 75 arası koyu şeyi var burada da devesi var. E şimdi 75 arası olduğundan dolayı da ceza vermesi lazım ama ceza yok. Ne olacak bu adamdan vazife düşecek mi? Veya biz bu adama şunu mu diyeceğiz? Git satın al şeklinde bu mu olacak? Böyle bir durum olması durumunda ne olur? Akazel musattiku a'la minha. Musaddik ne yapar? Yani zekatı almaya gelen devlet görevlisi aşif. Burada hep şundan bahsediyoruz arkadaşlar. Konuyu da unutmayalım. Sayma hayvanların zekatını mükellef vermez İslam fıkhına göre. şer'i devletlerde Selef Hazreti Osman döneminden sonrasında uygulama bu yönüyle olduğu için hayvanların zekatını, saymelerin zekatını devlet alır. Ama onun dışındaki nakit paraların ve ticaret mallarının zekatı bugün günümüzde olduğu gibi birey kendisi çıkarır ve verir. Şimdi bu yönüyle burada zekat alacak olan bir devlet görevlisi var. Vergi görevlisi. Ehezel musattiku adamın diyelim elinde yok. Vermem gereken olgun bir hayvan var. Ne mesela? E, bintü makaz verecektim. Farazi diyelim. Devede 25 tane vermem gereken bir bintü makazım vardı. Ama bintü makazım yok. Binti bunun var. Veya koyunum var. Böylece olursa felem yücet felem tücet ehezel musattiku a'la minha. Onun üstünü alır. Varat del fadile. Yani diyelim binti makaz deve de en küçük olan hayvan 2 yaşını doldurmuş olan. Onu vermem gerekiyor. Yani 25 ile 35 arası koyun dere devem var. Binti mahaz var. Ama elimde binti makaz yok. Sadece bintü var. Veya 30 ee, sığırım var. Tebiya vermem gerekiyordu 1 yaşını doldur. Ama elimde müsinne var. Şimdi bu durumda ne yapacağım ben? Burada kişi isterse şunu yapar. 30 sığırda tebiye vermesi gerekiyordu. Tebiye olmadığı için müsünnesi var sürüde. Ya müsinneyi verir al der vergi memuruna. Der ki vergi memuru efendim tebiye 10 milyar müsinne 15 bin TL. Sen bana onun için 5 bin TL'yi geri ver. Bir Ve vergi memurundan para alır. Ya böyle yapar. Ve raddel Ev akade dûnehe veya dev, devlet memuru vergi memuru ne yapar? Ondan daha düşüğünü alır. Burada da ne olur? farazi diyelim. E, ee, bin bunu vacip olan kişi de olduğu gibi düşünelim. Bin bunu vermesi gerekiyordu. Bin bunu yok. Ya hikkadan verir ve devlet memurundan fazla alır. Veya binti makazı verir ve vatandaş onun üzerine, Müslüman kişi onun üzerine ne yapar? Tamamlar. Der ki bin bunu vermem gerekiyor. Bin bunu 15 milyar. Ben sana binti makaz verdim. 10.000 TL. O zaman bunun üstündeki açığı ben kapatayım şeklinde der. Ve hadi bu konu Yüpten ala akzil kıymeti fi babiz zekati. Zekat konusunda kıymetin alınması konusu üzerine ne yapılır? Bina edilmiş olur. Caizun indena bu konuda nedir? Yüpten ala akzil kıymeti fi babiz zekati caizun indena ala mehannezkuru inşallah teala. Bize göre ki ileride şey yapacağız. Zekatta kıymetin alınma konusu nedir? Caizdir konusu üzerine bina edilir. Yani bize göre zekatta kıymeti almak caiz olduğundan dolayı musaddik olan zekat ve almaya gelen vergi memuru şunu yapabilir. Ki, eğer kişinin üzerine vacip olmuş olduğu o yaş sınırındaki olgun hayvan mükellefin sürüsünde yoksa ya ne yapar daha kalitesini alıp vergi memuru mükellefe yani Müslümana parasını verir aradaki farkı verir veya daha düşük bir hayvan alır bu mükellef bu sefer aradaki farkı kapatır bu şekilde hareket edilir. Hatta evet, illa ancak burada şu konu tartışılıyor bir sefer. Şey. Evet ben sürümden orta hali bir hayvan vermem gerekiyordu yoktu. Ya fazlasını veririm vergi memurdan para alırım veya kötüsünü veririm ve üzerine para. Daha düşük miktardakini veririm üzerine para koyarım. Şimdi bununla beraber burada peki FUKA şunu tartışıyordu. Peki burada bunların ikisi arasındaki seçim yani iyiyi verip iyi verip üzerine fark mı veya düşüğü verip üzerine para mı koyayım? Bu noktadaki seçim hakkı ihtiyar kime aittir? Burada şimdi Musannif Hazretleri diyecek ki illa en fil vacil evvel ilk vecihte yani neydi? Ben mükellef olarak iyisini vereceğim. Vergi memuru bana devletin kasasından üstünü verecek. Bu durum evvel lehu en la Aşirin yani vergi memurunun bunu almama hakkı var. Yani şunu deme hakkı var. Bana iyi verme. Ben sana para veremem çünkü niye? İşte benim sonuçta bu vergiyi topluyorken bir kasam var. O kasada şu an nakit para yok diyebilir mesela. Ve talep bir aynil vacib ev bir kıymeti. Şunu diyebilir. Ve talep bir aynil vacib ve kıymeti. Ne yapar vergi memur bana şunu diyebilir. Ya ben bana kaliteliyi verme çünkü nakitim yok. Sana nakit vermem gerekiyor devlet adına veremiyorum. Onun için ne yap? Bana bizatiye ya git. E, vermen gereken hayvanın yaşındaki sınırındaki hayvanı bul veya bulamıyorsan da onun bana kıymetini ver der. İlk olarak e, budur. Şimdi buna göre nedir? Bunun belirleyecek olan kişi aşirdir, aşir karar verecektir. Niçin? Lennuhu Çünkü niye? Aşirin üzerine yani iyi hayvan verip de üzerine bana para vermesi o hisseyi satın alması demektir. E şira da ve zeka ver, vermem gereken zekatla alakası yoktur. Yani vermem gereken zekatın fazlasını verdim sana. Sen onun üzerinde vermiş olduğun parayla onun ötesinde aslında hayvanın hissesini satın almış oluyorsundur. E bunu aşire ben zorlayamam. Aşire zorlayamadığım için aşire ne yapabilir? Ben bunu almıyorum diyebilir. Ancak vahulecisani İkinci vecihte ise yani düşüğü verip üzerine benim para koymam meselesinde ise yucberu cebredilir. Niçin? Lenhu la fihi belhu i'ta'un bil kıymeti. Ben aşırı cebredebilirim. Al kardeşim bu benim vergim. Aşir şunu diyemez. Hayır ben bunu almıyorum diyemez. Bu yönüyle aşirde ne olur cebredilir. Şimdi burada iki tane bu farklı farklı konudan dolayı fuka bu noktada tartışıyorlar. Fuka'nın kimisi diyor ki netice itibarıyla buradaki muhayyerlik kimedir? ve zekat verecek kişidir. Zekat verecek olan kişi şunu seçebilir. Zekat verecek olan. İsterse düşüğünü verir. isterse fazlasını verir. Ama bu sefer karşımıza çıkıyor. Fazlasını verdiği zaman aşır şunu kabul etmeyebilir. Hayır ben fazlayı almıyorum diyebilir. O zaman burada tam bir muhayyerlik yok deniliyor. Öbür taraftan da fukuhanın kimisi de şunu diyor. Aşır, muhayyerlik şeydedir. Vergi memurundadır. O almayabiliyor fazlayı verdiği zaman deniliyordur. Ancak ee, özellikle ihtiyar sahibinin ve fetih sahibinin nihaye sahibinden ki rivayeti de o şekildedir. Muhayyerlik her halükarda mükellefindir. Yani benimdir. Çünkü malı verecek olan benim. Ben malımı istediğim gibi verebilirim. Zaten kıymetle verme hakkım yok muydu benim? Vardı. Onun için ben bunu kıymetle verebilirim. Veya ben bunu fazlayla vermek istediğim zaman da onu da seçebilirim. Ama o bana dese ki ya sen fazlayı ver. Ben şunu diyebilirim. Hayır ben fazlayı vermiyorum. Ben kıymeti vereceğim diyebilirim. Bakın muhayyerlik bende. Veya o benden fazla iyi de şunu da diyebilirim. Düşüğü vereceğim üzerine para da vereceğim sana. Bakın hepsi nedir? Bu bu yönüyle bendedir. Onun için... Her ne kadar fukanın bazı konuyu anlatırken e, aşir almayabilir, kabul etmeyebilir e, denilmesinden dolayı muhayyerlik aşirdedir dese de asıl olan nedir? Muhayyerlik mükelleftedir. Mükellef bunun e, para olarak mı verecek? Kıymet olarak mı verecek? İyi mi verecek? Kötüyü mü verecek? Seçer. Ha iyi vermeyi seçtim ama o kabul etmedi. O tamam onun bileceği şeydir. Ben o zaman ne yapalım? Kıymete kendim dönebilirim yine. Yine bu yönüyle muhayyerlik bendedir. Şimdi Asıl o konumuz. bu cüz caizdir. Def'ül kıyemi fiz zekâdir. Zekatta kıymet ee, caizdir. Arkadaşlar zekatta kıymetler vacipten kasteden şudur. Zekatta farz olan ayının bizatihi kendisinin verilmesi şart değildir. Örneğin fıtır sadakasında buğdaydan yarım sağ. İlla buğday vereceğiz diye bir şey yok. Yani bayramlarda Şafii mezhebinde olduğu gibi herkes buğdayını alacak. Çocuk başına yarım sağ. Kaç çocuk var? 5 çocuk var. O zaman e, yarım sağdan 2.5 sağ farazi diyelim. Alacağım fakir böyle bir şey yok. Hanifler ne diyorlar? Asıl olan o vacip olan miktarın kıymetidir, değeridir ve fakire parayı ulaştırmaktır. Fakire palayı ulaştırmak fakirin ihtiyacını daha çok gideren şeydir. Niye? Ya bugün siz günümüzde fıtır düşünseniz düşünsenize çuvallı insanlara buğday getirdiniz. Ya bugün buğday kim ne yapacak? İnsanın ihtiyacını gidermez ki. Bugün insanların ihtiyacını en çok gideren şey nedir? Paradır. Eski dönemde Mekke dönemlerinde emtihaya ulaşma zor olduğundan dolayı para iş görmüyordu. Hani kriz dönemlerinde öyle olur ya. Kriz dönemlerinde her daim ne daha revaçtadır? Mal revaçtadır. Hatta bazen bazı kardeşlerimiz anlatıyorlar. Kriz dönemlerinde eski dönemlerde altını olan insanlar altınını bile satamadı. Halbuki altın savaş parasıdır. Savaş parası olmasına rağmen altını dahi elden çıkaramazsınız. Çünkü niye? O altının kendisinden intifa mümkün değildir. İntifa neyledir? Emtiayladır, malladır. Onun için insanlar kriz döneminde bizatihi kendisinin ederi olan, mali değeri olan şeye yönelirler. Bundan dolayı Hanefi mezhebine göre eşyada asıl olan nedir? Bu yönüyle kıymettir. Onun kıymetini ne şekilde verecek olursanız verin orası önemli değildir. Şimdi burada peki Hanefi mezhebine göre kıymet verilecek dedik. Kıymette peki nakit para üzerinden olmak zorunda mı? Hayır. Miktar asıldır. Miktar ne kadar? 10.000 TL zekat verilmesi gerekiyor. Tamam 10.000 TL zekat verir. Ben bunu kitap olarak verebilirim. Erzak olarak verebilirim. Battaniye olarak verebilirim. Ne bileyim cübbe olarak verebilirim. Gömlek olarak verebilirim. Ayakkabı olarak verebilirim. Çünkü asıl olan ne? O kıymette 10.000 TL değerinde mali olan bir şeyi fakire ulaştırmak. Fakire ulaştırdım mı? Tamam zekatım düşmüştür. Hanefi mezhebinin bakış açısı bu şekildedir. Zekatta bu şekilde olduğu gibi fıtırda da böyledir. Öşürde de böyledir. Yani bir adamın fındığı çıktı. İlla fındık üzerinden zekat ver, öşür vermek zorunda değildir. Fındığın kıymetini de verebilir. Veya fındık yerine parayı değil de battaniyesini de verebilir. Veya başka zirai ürünü de verebilir. Hepsinde böyledir. Nezirlerde de böyle şu dirhemi vermek üzere vacip olsun denir. Onun vermesi gerekir. Ee, kefaretlerde de böyledir. Yemin kefar fakire tasadduk edecek. Onun kıymetini verebilir. Fakire sabah akşam doyurma parası verecek. Onun kıymetini verebilir. Bu yönüyle hepsi olur. Ama az önce de dersin başında bir tek bir yer var. Ney? Şayet mali değer olup da bu mali değerde başka bir maksut olan bir ibadet varsa ne gibi? Kurban gibi. Kurban evet mali bir ibadettir. Bundan dolayı mali bir takım kriterler aranır. Aslı ihtiyaç dışında nisap miktarı birikim olması gerekir kişinin. Bu yoksa üzerine vacip olmaz. Ve bu bulunması durumunda kurbanın şartlarına bağlanan bir hayvanın kesinin kesmesi üzerine nedir? Vaciptir. Peki o zaman ben şöyle bir şey diyebilir miyim? Ya o kurban miktarını alayım fakir fukaraya tasattık edeyim diyebilir miyim? Kurban kesmiyorum bu sene. Hani e, hayvan haklarını savunucu iddiasıyla ortaya çıkan reziller var ya. Onların dediği gibi ben bunu kesmeyeyim, eee parasını tasadduk edeyim diyebilirim. El cevap diyemez. Niye? Çünkü o ibadette kan akıtmak maksuttur. Yine aynı şekilde hac ve umrede hediye kurbanları vardır. Yani bir cezası gerekli kişinin veya e, diyelim Kıran haccı yaptı, e, hac ve umre ikisini birleştirdi. Ondan dolayı şükür için bir nimet kurban kesmesi gerekiyor. Bu kurbanı tutup da e, ben bunu vermeyeyim, sadaka yapayım diyebilirim. Hayır diyemez. Çünkü de, o ibadetlerde iraka idem asıldır. Maksut olan kan akıtmaktır. Maksut olan kan takılınan dolayı orada ne olmaz? Kıymete gidilmez Hanefi mezhebine göre. Bu yönüyle bunlar dışındaki bütün mali ibadetlerde nedir? Kıymet asıldır. Evet. Ve yecüzü de fulku fiz zekati. bize göre. Ve kezâ fil kefarat Fidye, yemin kefareti ee, Ve sadakatil fıtri. Vel uşri vel nezri. Nezirde. Yani şu dirhemi vereceğim dedim. Şu kıyafeti vereceğim. üzerine e, nezrettim şeklinde. Başkasını veya kıymetini ne yapabilirim? Verebilirim. Şimdi. Akale şafi rahimallah. İmam Şafi Hazretleri bu konuda buyurdu ki. La yecüzü caiz olmaz. ittiba lil mensus. Nas'ta geçtiğinden dolayı. Nas'ta mensusta ne geçti? 30 koyunda, 30 sığırda bir tebiya dedi. 40 sığırda ne dedi? Bir müsin ne dedi? 40 koyunda bir koy. O zaman koyunu vermek zorundasın diyordur İmam Şafi. Nas'ta ne geçti fıtır sadakası için? Yarım sağ. O zaman yarım sağ olan buğdayı vermek zorundasın. Hurmayı vermek zorundasın. Onun kıymetini verme durumu olmaz diyor. Kemafil hedaya ve bahaya Az önce dedik ya hediye kurbanında ve kurbanlarda olduğu gibi. Orada nasıl sen değerini vermeyip irakayı da asıl diyorsan burada da aynıdır demektedir. Şimdi bu konuda Hanefi mezhebinin gerek akli olarak gerek de e, nakli olarak bir takım istidlal vecihleri vardır. Nakli delillerine Musanif Hazretleri değinmedi ki ben onu biraz kısa bir şekilde anlatmış olayım. Muaz radıyallahu anh'ı Allah Resulü Yemen'e elçi olarak gönderdiği zaman da Muaz radıyallahu anh dedi ki oradaki e, şeylere ki Müslümanlara dedi ki, orası siz altınlarınızdan veya sahir şeylerinizden zekatlarınızı vereceğinize Medine kisve olarak, eşya olarak zekatlarınızı verin buyurdu. Niye? Çünkü Medine'deki insanlar bu yönüyle emtiyaya ihtiyaçları vardı. Kullanacakları eşyaya ihtiyaçları vardı. Giyişiye, elbişe ihtiyaçları vardı. Onların takıyla işleri yoktu. Çünkü takıdan çok takı gibi lüks bir ihtiyaçtan öte şu an için yiyecekleri, giyecekleri elbiseleri yoktu. Muaz radıyallahu anh bu yönüyle zekat vermesi gereken insanların bakın ne yaptı? Başka bir şeyle zekatı vermelerini emretmiş oldu. Bu bir. iki. Allah Resulü hayattayken kendileri aşir olan insanlara devamlı yani vergi memurlarına buyururlardı ki biz insanların malının kıymetlisini almayın. Yani en güzelini almayın. Az önce dedik ki 40 koyunda bir koyun verilecek. Peki bu bir koyun nasıl koyundur? Orta halli koyundur. Yani adamın sürüsünün en güzel yani en can alıcı hayvanı alınmaz. Niye? Zulüm olur çünkü. O en iyi hayvan belki 2-3 koyun kıymetinde olan Vasattır onun için nasıl olan. Bu şekilde Allah Resulü emretmesine rağmen sahabe efendilerimizden bir tanesi bir gün vergi memuru olarak gittiği zamanda ee, çok güzel bir koyun aldı. Allah Resulü onu görünce dedi ki ben sizi elem en haküm an ahsi envali nas ben sizi insanların malının en güzelini almaktan nehyetmedim malı koymadım mı deyince sahabe efendimize bu ay Allah'ın Resulü ben bunu iki koyuna saydım buyurdu. Bakın burada en iyiye bir kıymet biçti. Vergi memur olan sahabe efendimiz o kıymet için iki tane koyun al. Yani iki tane koyun alması gereken yerdi. Yani farazi diyelim neydi? 121 tane koyun vardı. O 121 koyun yerine ne yaptı gitti? İki tane koyunu almış oldu. Burada da nedir? mümkündür. Hatta bununla alakalı Hanefilerde şu da denilmektedir. Mesela adamın bin vermesi gerekiyor. Bin telebunun kıymetine kadar 10 bin tele. Ama elinde öyle bir binti var ki yani ondan küçük olan çok kıymetli, çok değerli, çok semiz. Eğer bu binti makas o binti bundan daha kıymetli ise daha değerli ise o binti lebun yerine kıymetli olarak alt gruptaki verilebilir. Çünkü niye? Asıl olan kıymettir Hanefilere göre. Bu da yine aynı şekilde Nakli olarak bu rivayetler rivayet edilmektedir ki, bu rivayetlerin hepsinde kıymetli geçer vermek caiz olduğu rivayet edilmektedir. Bir de Hanefiler burada İmam Şafi Hazretleri'ne şu itirazı var. Ey İmam Şafi siz de sonuçta kıymete itibar ediyorsunuz. Nerede? Şurada. İmam Şafi Hazretleri'ne göre bir kişinin Üzerine ceza vacip olsa. Yani ceza neydi? 60 75 arası koyun oğlu, sığır olan, devesi olan kişiydi. 60 75 devesi olan kişi bir ceza vermesi. Yani 5 yaşını dolduran bir deve vermesi gerekiyor. Ama adamın sürüsünde ceza olmasa. Ne yapacak? İmam Şafi diyor ki bir hikka artı iki tane koyun veya 20 tane dirhem verir. Hanifiler diyor da e bak sen de sonuçta mansusu değiştirdin. Mansus olan ceza bulunmadığı zaman da ne yaptın? Hikka artı iki koyun dedin. Bak kıymete gitmiş oldun. Bu da bir kıymettir çünkü. bizati Mansus'un kendini verdirtemedin veya şunu demedin. Bu adam ne yapacak? Gidecek bir tane ceza satın alacak ve onu verecek. Demedin. Ne yaptın gidip sen de iki hekka şey hikka artı iki koyun ve ikili 20 dirhem dedin. Bunu dönmesi de İmam Şafii'nin kıymete dönülmesinin asıl olduğunu gösterir diyorlar. Bir de az önce demiş olduğumuz gibi asıl olan fakire bu malı ulaştırmaktır. Fakirin ihtiyacını gidermektir. Bu yönüyle kıymet caizdir ve kıymete itibar edilir Hanefi mezhebine göre. illa Nas'ta 40 tane koyun geçti diye o 40 koyunda bir tane koyun verilmesi geçti illa bir tane koyun gerekmez. Bir sığır gerekti de bir sığır gerekmez. Bu yönüyle asıl olan nedir? Onun kıymetidir. Onun kıymeti değerinde aynı cins başka hayvanda verilir. Veya başka parada verilebilir, battaniye gibi eşyada verilebilir. Sadece hanefi mezhebinde eşyanın kıymetine itibar edilmediği yer sadece şurasıdır hanefilerde e, ee, mallardan ve kendisinde ribanın tahakkuk etmiş olduğu mallardan zekat verilecek olur ise burada kıymeti itibar edilmez. Ne gibi? Bir adamın düşünelim ki zekata tabi olacak miktarda ee, bir ton yani bin kilo şeyi var, fınd, buğdayı var. Buğday bin simisi bir maldır ve riba tahakkuk eder. Ribanın tahakkuk etmiş olduğu biz az önce dersimizin başında dedik ya bakın zekat babını ribayla anlatacak fukaha bize orada. Riba babında misli mallardır. Bir malda riba olabilmesi için malın misli olması gerekir. Yani kele ve vezinle ölçülmesi gerekir. Çünkü fazlalık orada çıkar. Bu şekilde kendisinde ribanın tahakkuk etmiş olduğu misli mallarda kıymet verilir mi? El hayır burada kıymet olmaz. Çünkü niye? Burada miktar asırdır. Çünkü burada riba malı bu. Riba malı olduğundan dolayı noksanlık veya fazlalık burada ortaya çıkar. Bakın biz buradaki zekat babını ribadan anlıyoruz. Onun için 1 ton adamın diyelim buğdayı varsa orada bu adam ne yapabilir? 5 kilo verebilir. 5 kilo verir. Efendim bende 4 kilo var. O 4 kilo yerine bunu vereyim. Ne olmaz? Olmaz. O 5 kiloyu tamamlaman gerekir. 5 kilo vermen gerekir. Bu bir. Ee, burada da bize neyi gösteriyor? Bakın riba babından biz buradaki zekatı anlıyoruz. Ribada nasıl mistiği mallarda ve ribanın tahakkuk etmiş olduğu mallarda miktar asılsa o malların zekatı konusunda da yine miktar asıldır. Orada kıymete bakılmamaktadır. Sadece İmam Muhammed Hazretlerinden miktar artı kıymete itibar edileceğini ne yapmaktadır? Ee, söylemektedir. Onun için mesela şunu misal veriyorlar. Bir ton olan adamın 25 kilo vermesi gerekiyordu 41. 25 kilo kötü verebilir mi? Bakın bu da yine ribadan anlaşılıyor. Ebu Yusuf ile Ebu Hanife diyor ki ribada asıl olan miktar onun için bir tonun kırkta bir yirmi beşse kötü de olsa yeterlidir. Çünkü kırkta birini verdi bu adam. İmam Muhammed diyor ki yok hayır bu ile alakalı bir konu değil diyor. Burada diyor fakirin maslahatını korumak asıldır. Onun için miktar artı kıymet burada itibar ederim diyor. Bundan dolayı şayet o 25 beş e kötü bu kilo buğday olan, yani 40 pirinç diyelim bugün günümüz olduğu gibi e veya eski senenin buğdayı, eğer o normal 25 kiloluk buğdayı karşılamıyorsa buradan zekat olmaz diyordur. Böyle bir hilafı vardır. Evet şimdi bahsetmiş olduğumuz şeyler sözün özü nedir? Hanefi mezhebine göre mali ibadetlerde kıymet yeterlidir. Sadece bazı önceki bahsetmiş olduğum mesele misli malların zekatı verilecek olursa ribanın tahakkuk etmiş olduğu ve aynı cinsten verilecek olursa. Yani şayet buğdayın zekatını bu arpadan verecek olursa tam yine kıymettir. Buğdayın zekatını nakitten verecek olsa yine kıymet. Ama buğdayın zekatını buğdaydan verecek olursa bunlar ribevi mal olduğundan dolayı burada kıymete bakılmaz. Asıl olan ne Nedir? Miktardır. Ama koyunun şeyini koyun gibi bir mal değildir. Orada nedir? Asıl olan her daim kıymettir. Velena el emra bil eda ila el fakir mev'ud ileyhi. Fakire malı vermekten kastedilen nedir? Ona Allah Teala'nın vaat etmiş olduğu bedeli ulaştırmaktır. Fe <laughs> olur. Yani bu şekilde koyun olduğu zaman koyun dışında başka şeyler olur. Ona vaat edilen miktarı e, ulaştırmak, ona vaat edilen bedeli ulaştırmak asıldır yaklaşımdan dolayı. Feykünü bu yaklaşım olur. İbda lil kaydi şati. İmam Şafi Hazretleri bize diyor ki ya siz Allah Allah Resulü 40 koyunda bir koyun dedi. Siz kıymete döndüğünüz zaman o bir koyunun açıkça nasıl iptal ediyorsunuz. Nas çünkü bir koyun diyor idi. Hadis-i şerifte. E siz nasıl iptal ettiniz? Biz diyoruz ki hayır biz nasıl iptal etmedik. Biz sizin anlayışınız olan koyun dışında başka bir bedelin olmayacağı nasını iptal etmiş, şey yaklaşımını iptal etmiş oldu. Yoksa biz nasıl iptal etmedik. Niye? Çünkü bir koyun kıymetini verdirtiyoruz biz. Bak nas, bu yaklaşım nas'tan geliyordur. Fekun iptahen li kaydi <laughs> Cizye olduğu gibi. Orada nasıl kıymet asılsa burada da nedir? Kıymet asıldır. Bir <laughs> hedaya. Hedi kurbanlarına itiraz zor olarak getirmişti. ve azat da böyledir. Azat, hedi, nezir bunlar şey değildir. E, bunlar mak kurban. yani kurban, hedi, azat. bunlarda kıymete gidilmez. Niçin? Liyennel kurbete fiha irakatun lidemin. Çünkü oradaki kurbet nedir? Irakay demdir. Ve huve la yuqal, O da akli değildir. E, usulde de geçtiği üzere bir misli makul değildir. Ve vecül kurbeti fil mütenazar Buradaki yani zekat meselesindeki kurbet ciheti ise, ibadet ciheti ise nedir? Settu halletil muhtaç ve huve makulun fakirin ihtiyacını gidermektir. Yani asıl olan burada fakirin ihtiyacını gidermek. Allah Teala bir koyun diyor. Allah Teala sıtırda yarım buğday demiş. Burada maksut şu. Fakirin azığını verin. Fakirin yiyeceğini verin. Maksut bu. Onun için fakire ben bir mali değer olan bir şey verdiğim zaman, mal varlığı olan bir şey verdiğim zaman da ona vaat edilen olan miktarı vermiş olurum ve zekat olmuş olur. Ama hediye ise asıl olan nedir? Asıl olan irakayı demdir. Yani kan akıtmaktır. O kan akıtmak olmadığı sürece o ibadet yerine gelmiş olur. Olmaz. Kurban da böyledir. Asıl olan nedir? Onun kanını akıtmaktır. Kanını akıtmak olduğundan dolayı kan akıtma olmadığı sürece bu ibadet yerine gelmiş olmaz. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ال سيدنا محمد